my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Karavan İstanbul Fuarı'na geldik. Önder abi ve Salih'le beraber burada bakalım yeni fikirler almaya çalışacağız. Hem de biraz gezmiş olacağız. İçeriden çıkan bir yapısı var. Biraz daha şu tarafa. Bu tam bize göre yapılmış. Giderken ATV'yi içine koyacaksın. Hem kampını yapacaksın, hem gezini yapacaksın. Bu bize herkes dışından olsa var ya abi, ne güzel olur değil mi? Tabii gittiği yerde ATV'yi çıkart, gez. Arabanın konakla. Arabasına tak bunu. Evet. Vallahi. ATV de içinde. Aynen aynen. Gittiğin yerde ATV'yi indirip gezeceksin abi. Çok güzel ya. $15. Aa, karavanlar tam off-road modeli. Bu da 185 bin liraymış. Tasarım çok güzel olmuş. Küçük ama geniş olduğu için bence her şeyi barındırıyor. Yüksekliği de gayet yeterli. Karınca trak.
Gencer Karavan'dan. 2022 yapımları. Hepsi birbirinden güzel. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet, bu da YouTube'daki efsane karavan yollarda. Komple ahşap yapısı çok güzel ya. Bayağı emek harcamış. Beş gün dağdayız. Kanalından biliyorsunuzdur zaten bu karavanı. Şu an sordum 6 ton olmuş ağırlık. Muhtemelen biraz daha yüklenecek. Ama gerçekten yüksek ve heybetli duruyor. Bu yapısından dolayı da muhtemelen karda, batakta, çamurda, her yerde çok güzel kamplar yapılabilir. Oldukça yüksek çünkü. Böyle küçük. Nostaljik ama çok şirin bir karavan. Motokaravan oldukça fazla var ama hepsini inceleyemiyoruz tabii, biraz doluluk var. Aslında bu fuarda dikkatimi çeken en büyük şey bütün YouTuber'ların karavanlarının burada olması. Çok güzel bir şey aslında. Yani hem insanlar da kendi başına yapılan, kendi emekleriyle yapılan karavanların nasıl yapıldığını, ortaya nasıl bir şey çıktığını görmek ister. Atik ailesinin yeni başladığı manyak modeli. Gerçekten devasa. Oldukça masraflı olacak büyük ihtimalle ama çok güzel bir şey çıkacağına eminim. Başlı başına dev bir yapı. Bu arabanın iç dizaynı çok hoşuma gitti. Renkler falan süper. Bu Mercedes galiba değil mi abi? Evet evet, Mercedes ön tarafından burunlu. Yabancı plaka. Almanya. Almanya plaka. Kış kampları için böyle bir çadıra ihtiyacımız var. Güzel. İçerisi büyük. Soba kurulabilir. Böyle bir çadır almak istiyorum. Kamplar için böyle bir şey gerçekten şart. ATV için, ATV arkasına en uygun modellerden bence bunlar. Küçük
küçük ama gerçekten çok kullanışlı. Hemen solda lavabosu var. Burada gösterge panellerimiz var. Mutfak, ocak kısmımız. Burası katlanıyor komple. Yukarıya doğru katlanıyor. Şurası boydan boya depolama alanı. Oldukça geniş bir depolama alanı var. Güneş paneli alttan sürgülü olarak dışarı çıkıyor. Üste açıları bir çadır ve hemen solda tentesi var. Arkada istepne lastiğimiz. Küçük küçük depolama alanları da var şöyle şuralarda. Ağırlığı da 350 kilo. Gayet hafif. ATV'de çok rahat çekilebilir. Yani burada benim gördüğüm en kullanışlı modellerden. Yani en küçük ve en kullanışlı diyebiliriz. Kanka süper, şuna baksana, içine baksana. 10 numara değil mi ya? Gerçekten harika. Duş mu? Evet. Süper. 10 numara. Ailevenin arkasına tak tamam. Evet. Burada da küçük bir ATV var. Seyyemi.